Bugün 13. söze geldik. 13. söz Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifaa'un ve rahmetun lil mu'minin ve ma allamnahu şi'ra ve ma yenbaghi le. İn huwa illa zikrun lil alamin. Yani Kur'an-ı Kerim'den peyderpey ehli imana, mümin olan insanlara mutlak şifa ve rahmet olan hakikatları indiriyoruz. Zaten Kur'an'ı tebliğ eden Hazreti Muhammed'e de, Peygamberimiz Muhammed'e de öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Biz şiir öğretmedik, şiir de ona yakışmazsa. Kur'an doğrudan doğruya hikmet dersi, hakikat dersi. Şiirle vesaire diğer edebiyat türleriyle kıyaslamak mümkün değil. Bugün bu manayı mukayese edecek 12. söz de bu manada Kur'an'ın hikmetle, felsefeyle mukayesesiydi. Bugün de farklı bir mukayesesi, 13. söz. Kur'an-ı Hakim ile felsefe ulumunun ilimlerinin mahsulü hikmetlerini Kur'an da bir ilim öğretiyor, terbiye veriyor, ahlak dersi veriyor. Bunun yanında diğer imandan mahrum ve Kur'an-ı Kerim'den uzak olan felsefe ilimleri de bir ders veriyor. Her ikisinin de bir neticesi var. Yani mahsul-i hikmetlerini, ders-i ibretlerini, hangi ibret dersini vermişler? Derece-i ilimlerini, verdikleri ilmin derecesini muazene etmek istersen, şu gelecek sözlere dikkat edin. Bu derece ilimlerini dedi de bir noktaya daha önce de izah edilmiştir. Dikkat çekeyim. Şimdi mesela ben Süleymaniye Camii'nde namaz kılsam, değil mi? O caminin güzelliği, estetiği, büyüklüğü, tarihten kalmalığı vesairesi az çok dikkatimi çeker, hayretimi mucib olur. Ama bir de mimar seyretse onun bakış tarzı farklı olur. Hem de hattat olan bir mimar seyretse, onun bakış tarzı daha farklı olur. Hem hattat, hem mimar, hem edebiyatçı, değil mi? Hem İslami ilimlere vakıf, hem Osmanlı tarihinin haşmetini bilen birisi seyretse, yine farklı olur. Derece-i ilim o yani. Burası önemli bir nokta. Şimdi ben bazen bilgisayardan misal veriyorum. Ben bilgisayarı biliyorum, diyorum. Ama kullanmasını bilmiyor. Yoksa bilgisayar dili var, onlardan hiç anladığımız yok. Problem çıktığı zaman bilgisayarcıyı çağırıyoruz. Sadece neticelerinden istifade edebilme yollarını biliyor. Ama şimdi bir bilgisayar mühendisiyle benimle kıyaslanmaz ki bilgisayar hakkında. Şimdi Kur'an-ı Kerim de kainattan bahsetmiş. Bir kısım ilmi düsturları vaz etmiş, felsefe de kainattan bahsetmiş, coğrafyada bahsetmiş, diğer ilimlerde bahsetmiş. Kur'an'ın hakikatlerinden mahrum olan diğer bütün ilimlerin kainatla alakalı verdiği malumatla Kur'an'ın verdiği ilim arasındaki mukayeseyi bugünkü derste verdiği zaman yapacağım. Neymiş bakalım? İşte Kur'an-ı Zülbeyan'ın bütün kainattaki adiyat namı ile buna çok mühim bir husus. Yad olunan harikul ade ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp o hakaiki acibeyi zişura açıp nazar ibretlerini celbedip ukule, bütün akıllara tükenmez bir hazine-i ulum açar. Çok manidar bir cümledir. Metindir bu. Şimdi şerh yapacak Bediüzzaman Hazretleri. Hakikaten şerh yapacak. Senin adın ne bakalım? Maşallah. İlkokula gidiyor musun? He? Bitirdin. Maşallah ya. Sen şimdi burayı okuyabilir misin? Burayı okursun değil mi? Okumasını becerirsin yani. Bunun yazı olduğunu biliyorsun. Çizgi değil yani. Öyle mi? Maşallah.
Peki ben sana bunun nasıl yazıldığını izah edeyim mi? Edeyim. Nasıl yazılmış biliyor musun? Hep misal veriyoruz. Şimdi burada bir tabak akşamleyin yemek yerken mürekkep getirdiler. Ama tabii senin gibi şu çocuk da maalesef burada masanın yanında oynarken o mürekkeple, mürekkep kağıdın üzerine döküldü, bu yazı meydana geldi. Ne diyorsun? Bana biraz tehlikeli nazarla bakıyorsun. Yahu şuradaki birkaç satır, bir matbaa olmadan, bir katip olmadan böyle dizilmesi düşünülmez de. Peki senin dişlerin nasıl dizilmiş ya? Bediüzzaman burada, bu perdeyi yırtıyor. Çok mühim bir hadise. İşte Kur'an-ı Mu'zzülbeyan'ın bütün kainattaki adiyat namıyla. Adiyat dediği alıştık, günlük olmuş. Adet olmuş, sabahleyin güneş doğuyor, akşam batıyor. Gayet normal yani bizim için. Kaliteli bir arabanın farını gördüğün zaman, yahu ne yapmış adam ben? Yahu bu bizim güneş farına ne dersiniz? Yahu normal işte bu. Her gün doğup git batıyor. Açık bir Kur'an bu perdeyi yırtıyor. Zaten biliyorsunuz Mucizat Ahmediye Risalesi'nde de bunu bahsettik de yani hakikaten. Peygamberlerin mucizeleri demek harikul ade haller demek. Tabir çok enteresan. Yani harikul adeden kasıt şu. Biz alışmışız taşların toprakların arasından su akmasın. Adet bu. Ama Cenab-ı Hak peygamberlerin hatırı için alıştığımız kanununun dışına çıkıp parmaklardan akıtıyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki yahu taştan akıtılması daha büyük bir mucize. Ama adet olduğu için alışmışız. Akıyor devamlı. Zaten onun için peygamberlere ait mucizeler harikül adet. Yani Cenab-ı Hakk'ın yine mucize olan adetlerinin dışına çıktığı için peygambere has bir özellik oluyor. Yani diyor ki bakın koyduğum kanunu benim sevdiğim peygamberimin hatırı için değiştiriyorum diyor. Yoksa koyduğu kanun kendi başına ayrı bir mucize. Muhakemat var mı burada hakikaten? Ayrı asıl mucize o zaten. Anladın değil mi? Ya adamcağız gözüyle görüyor. Anlaşıldın mı? Ya kulakla gördürse Cenab-ı Hak için bir kudretinden noksan yok yani. Hadise bu kadar enteresan. Şimdi onu diyor, işte Kur'an-ı Mu'zzülbeyan'ın bütün kainattaki adiyat namıyla, normal bildiğimiz hadiseler, normal, adet haline, olağan hale gelmiş şeylerle yad olunan, öyle zikredilen harikulade. Aslında o adiyat diye bildiğimiz normal ola gelen hadiseler başlı başına harikulade şey. Ve birer mucize-i kudret hepsi. Hepsi kudret mucizesi. Bir tanesini söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'den söyleyelim ki bakalım Kur'an-ı Kerim nasıl perdeyi yırdı. Benim aklıma şahsen Secde Suresi geldi. Yani o olsun. Hafızlarımız çok. Elhamdülillah. Secde Suresi geldi. Lokman Suresi mi, Secde Suresi mi? O da öyle, o da öyle. Yani hepsi de öyle. Subhanallah. Yahu diyor Kur'an-ı Kerim. Bir tanesini okuyalım mesela. Elem terav ennallâhe sahhara lekum mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Ve esbaha aleykum ni'amehu zâhireten ve bâtına. Ve minen nâsi men yücadilu fillâhi bi gayri ilmin ve lâ huden ve lâ kitâbin mubîr. Yahu akıl gözünüz görmez mi ki? Şu göklerde yerlerde ne varsa. Yerden biten hurma ağacındaki hurmadan tutun mandalina şusuna busuna kadar. Adiyat tarısı işte. Bütün bunları Cenab-ı Hak size müsahhar etmiş ya. Hanginizin gücünde toprağı anlatacaksınız da bana lütfen Haziran ayında birkaç kilo kiraz verir misin? Toprak da seni dinleyip kiraz yapacak. Yırtıyor Kur'an-ı Kerim. Odur ki esbeğe aleykum ni'amehu zahireten ve batılan. Gizli açık bütün nimetlerini
size bel bol döküveren o. Bundan sonra bütün bunlar göz önünde ola ola insanlardan bir kısım ahmaklar var ki Allah'ın varlığı, vücubu vücudu hakkında ilimsiz, mantıksız, kitapsız mücadele ediyorlar. Böyle devam ediyor Kur'an-ı Kerim. Mesela bir tanesi elem tera ennallâhe, ya onu da mı görmüyorsunuz? Yûlicul leyle fin nehâri ve yûlicul nehâra fin leyli ve sekara şemse vel kamer. Akıl gözüyle müşahede edemiyor musunuz? Geceyi gündüze, gündüzü geceye. Bir saatin yelkovan, akrep vesairesinden daha mükemmel bir tarzda çalıştırıyor, bir çark gibi işletiyor. Benim saat İsviçre malıdır. Ancak senede bir iki saniye geri kalır vesaire. Vallahi şu mükemmel gece gündüz saati Allah'ın malıdır. Milyonlar senede bir saniye geri kalmamış. Kur'an-ı Kerim dikkat çekiyor. Güneşi de ayı da öyle emrinize vermiş. Kullun yecri ila ecelin musemma ve ennallâhe bimâ te'amelûne habîr. Hepsi kendisi için takdir ve tayin edilen ecele, plan ve projeye doğru akıp gidiyor. Bütün bunlar böyle, sizle bir haber. Vallahi Allah yaptıklarınızı biliyor. İşte bak adiyat perdesini yürüyor. İki misal. Şimdi baştan alıyorum. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün kainattaki adiyat namıyla normal işte kalktı. İşte güneş doğdu, çiçek açtı. Yağ dolunan harikulade ve birer mucizeyi kudret. Kudret mucizesi. Ne demek biliyor musun kudret mucizesi? Adın ne senin? Enver. Uyuyan yok mu onlara soralım. Enver kardeşim. Kudret mucizesi ne demek? Söyle ya. Yani beşerin gücü öyle bir şey yapmaktan aciz. Senin papatya yapmaya herhalde gücün yetiyor böyle. Pek böyle heyecanlı bakmıyorsun. Yapabiliyor musun papatyayı? Ancak resmini yaparsın. Onu da beceremezsin. Ya. İşte kudret mucizesi olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırttım işte biraz önce. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Çok açık bir keskin beyan. Adam önünde ilmin, kendisi aciz kaldığı eserler önünde hala kitapsız hesapsız oluşuyor. İşte Kur'an keskin beyanatıyla bunu yırtıp o hakaiki acibeyi, o acip hakikatleri zişura, şuur sahipler açıp nazar-ı ibretlerini celbedip dikkatlerini çekiyor. Okule, akıllara tükenmez bir hazineyi ulum açmış. Tükenmez bir ilim hazinesi. Ötekisi ise işte biliyorsunuz. Okuduk ya 12 sözde kitabı verdi. Biri alim, biri değil mi? İmanlı olan alim, diğeri de imansız filozofa. Biri aldı ancak cildinin derisi, kağıdının çeşidiyle meşgul oldu. Onun hakkında rapor yazdı. Demiyor ki ya bu müellif bu kitaptan ne maksat edinmiş? Kastı gayesi nedir? Hiç ona dair bir şey yazmıyor. Kağıtlar birkaç çeşittir. İşte Avrupa kağıt, bilmem ne kağıt. Müellif de kafasına çarptı. Başını yesin bu lafı yahu. Ben bu kitabı bunun için mi yazdım? Doğru. Cildinden de bahseder insan kitabı. Ama asıl içindeki muhtevadan bahsedeceksin. Felsefe hikmeti ise bütün harikulade olan mucizat-ı kudreti, kudretin mucizelerini adet perdesi içinde saklayın. Normal canım. Tabidir canım. Tabidir. Hep okuyoruz ya Kur'an-ı Kerim. Peki diyor tabi ise... Hadi, geceyi Allah durdurdu, gündüz gelmeyecek. Var mı içimizde geceyi getirecek bir akıllı başında dedir bir zat? Yırtıyor bakın, yırtıyor. Cahilane ve lakaydane üstünden geçer. Yalnız, burası çok önemli. Böyle mucizelerle uğraşacağı yerde ben sana bir soru soracağım.
Sen iki kafan mı olsa iyiydi yoksa tek kafadan memnun musun? Öyle mi ya? Ama iki kafa fazla daha ya. Cemaatin içine çıkabilir miydin ki ya utancından? Ben bir akrabamı bilirim. Kızının birisi altı parmakta oldu. Yani altı tane parmağı. Hemen kimse haber vermeden özel ameliyat yaptılar. Aman efendim kız çocuğudur. Ya ne olacak ya şimdi? Değil daha insan 11 parmakta bir tane fazla. Şimdi beşer buna dikkat çekiyor felsefe. Şimdi asıl kıymetli olan tek kafalılık. Hiç bu dikkat çekmiyor. Günde yüz binlerce bebek doğuyor. Yalnız harikuladelikten düşen ve hilkatin intizamından kuruca. Hilkatte bir intizam var. O intizamdan çıkan, hikmeten çıkan tabii. Ve kemali fıtrattan, yaratılışın kemali nedir? Tek kafalılık. O yaratılışın kemalinden sübut eden nadir fertleri nazarı dikkate arz eder. Onları birer birer ibretli hikmet diye zil şuura takdim eder. Mesela en cami bir mucize-i kudret, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin mucize eserleri içerisinde en mükemmeli ve en cami nedir? İnsan. İnsanın hilkatini adi değil, darmaca doğuyor nasıl olsa. Adi değil, lakaytlıkla bakar. Lakaytlıkla bakar. Hani üstadları bu ayet-i kerimeyi başka bir yerde dikkat çekiyor. Kur'an nasıl baktırır? Biraz sonra okuyacağız. Fakat insanın kemal-i hilkatinden huruc etmiş. Asıl insanın güzel yaratılışından çıkmış, üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir berbere istihrapla, ne garip bir şey, iki kafalı bir çocuk doğdu falan. Haberler, televizyonlar, nazar ibrete teşhir eder. Mesela, bu da çok güzel. En latif ve umumi bir mucize-i rahmet olan, rahmetin açık bir mucizesi. Ne o? Bütün yavruların hazine-i gayttan muntazam yaşıyor. Buna aslan yavrusu da, kedi yavrusu da, mikrop yavrusu da dahil. Gayb hazinesinden erzakları mükemmel tayin edilip gönderiliyor. Bunu görüyor, küfran perdesinin üstüne çekiyor. Ne var ki canım, zaten yavrudur, annesi tarafından beslenecek maşallah. O annenin o sütte medhali ne kadar? Fakat intizamdan şüzüz etmiş, çıkmış. Kabilesinden cüda olmuş, ayrılmış, uzak düşmüş. Yalnız olarak gurbete düşmüş. Denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle hazır balıkçıları ağlatmak ister. Amerika'da aynen bu vaka olmuş. Büyük okyanusu temelinde, 10 bin metre mi ne? Derinlikte bir yerde bir böcek bakmışlar ki ya yaşıyor. Ve rızkı da veriliyor. Günlerce gazetelere çıkmış hadise. Ne büyük bir hadise ya. Ya etmeyin. Bir arının yavrusu, bir hamsinin ve bir zamanın tabiriyle 1 milyon yumurtluyor diyoruz. Nasıl doyacak, nasıl edecek? Hepsi hazırlanmış. Allah Allah. Ya bizimkiler? Elimizin, ayağımızın yaratılışı? Bakın şurada bir ayet-i kerimeyi onu okuyayım ben. Çünkü biz ne kadar okusak eksik kalıyor bizimki. Bakın onu okuyayım. Böyle fazla uzatmadan. Ne diyor bakınız? Emme yemlikus sem'a vel ebsar. Yani asıl dikkat edilecek şu insanın hali. Yani ikinci fıkrada Kur'an diyor ki sizin azalarınız içinde en kıymetli göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Nerede satın aldınız? Hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Asıl buna dikkat edin ya. Bu latif kıymetler göz ve kulağı verecek olan ancak Rabbinizdir. Sizi icat edip terbiye eden odur ki bunları size vermiştir. Böyle Kur'an-ı Kerim demek ki dağıtıyor. Yani şeyi dağıtıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim, hikmet ve marifet-i ilahiye cihetiyle servet ve gınası, zenginliği bütün kainatı gözler önüne seriyor ve felsefenin
ilim ibret ve marifet-i sani cihetindeki fakirliğini ve iflasını gör, ibret al. Mukayeseyi yaptı. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak, yüksek hakikatları cami olduğundan şiir var ya, şiir hayalatından müstahinidir. Kur'an-ı Kerim şiirle mukayese edilmez. Niye mukayese edilmez? Şiirde hayal hakimdir. Kur'an-ı Kerim'in mevzusunda o kadar ilim var ki, o kadar hakikat var ki, o hayalin, şiirdeki hayallerin milyarlarca katı üstün olduğundan Kur'an-ı Kerim'in şiire ihtiyacı yok yani. Şiire benzemeye de ihtiyacı yok. Zaten kainatta neyi mevzu etse Kur'an-ı Kerim, hayallerin ulaşamayacağı yüksek hakikat var. Evet, Kur'an-ı Muzil Beyan'ın İ'caz derecesindir. İ'cazdan kasıt, beşer aciz, benzerini yapamıyor. Kemal-i nizam ve intizamı. Bu da çok önemli. Bu da çok mühim. Ve kitab-ı kainattaki intizamat-ı sanatı. Şu kainatı bir kitaba benzetiyor. Cenab-ı Hak kitap gibi kalem almış. Öyle mükemmel, intizamlı kalem almış ki o intizamları, sanatın intizamlarını muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığından şiir gibi nazım değil Kur'an-ı Kerim. Diğer bir sebebi de şudur ki manzum olmadığının, şiir olarak gelmediğinin bir sebebi şudur ki ayetlerinin her bir necmi, Kur'an ayetlerinin her birini yıldıza benzetti. Öyle güzel bir misal verecek ki, şimdi biliyorsunuz semaya bakın, yıldızlar birbirine çok karışık vaziyette değil mi? İntizamsız gibi görünüyor. Bediüzzaman'ın tabiriyle Ayet-ül Kübra'nın başında öyle diyor. O cümleyi aynen okuyacağım. Ama ne kadar mükemmel bir intizam var o yıldızlar arasında. Ya nereden biliyorsunuz? Şuradan biliyorum. Bak şimdi siz de daha rahat bilirsiniz. Bediüzzaman'ın o tespitini okursak şimdi bakınız. Bir kısmı yıldızlara semayı, göğü anlatıyor. Arzımızdan 1000 defa büyük. Şu gökte intizamsız birbirine karışık İstanbul'un trafiğini andıran. Öyle İstanbul'un trafiği gibi trafik kazası falan yok. Rahman. Yani asıl intizam o. Nasıl? Bir kısmı arzımızdan 1000 defa büyük. Yıldızlar. Yer küresinden 1000 defa büyük. Ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli. O gördüğümüz yıldızların her biri böyle. Öyle yani kamyona, otobüse benzemez. Biliyorsun trafikte kamyondan, otobüsten, dolmuştan şikayetçidir herkes. Minibüsten şikayetçidir. Niye? Harbür gider, trafik kazası yapar. Yahu bu yürüyen kamyon, otobüs değil. Şu gördüğümüz milyarlarca yıldızlardan bir kısmı dünyamızdan 1000 defa büyük. Ya hızı? Öyle 150 kilometre değil ya. Saniyede 70 top güllesinden daha hızlı gidiyormuş. İşte düşünün, dünyamızın hızı saniyede 30 kilometre. Saatte hızı kaç ediyor? Matematikçi yok mu? 111 bin kilometre ediyor. Yüz binler ecram-ı semaviyeyi, o semavi cisimleri direksiz düşürmeden durduruyoruz. Birbirine çarpmadan fevkalat çabuk gezdiriyor. Bir de beraber gezdiriyor. Hani bir insan caddeler boş olur da 170 kilometre hızla gider. Yahu git gidebildiğin kadar dersin. Ama buyur git bakalım akşam vakti trafiğin kalabalığında. Hem beraber olacak milyarlarca yıldız, hem dünyadan 1000 defa büyük olacak, 70 top güllesinden süratli olacak, çabuk ve beraber gezecek. Ayrıca öyle egzoz gazı falan da yok. Hiçbir gürültü ve ihtilal çıkarmadan, yağsız, söndürme, mütemadiyen o hadsiz lambaları yandıran ve o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden,
güneş ve ayın vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde. Bu cümleyi anlamanız lazım. Büyük bir makam, rakam söyle, şu duvara yazacak. Ama duvarın başından başlayıp sonuna kadar sığacak bir rakam söyle bakalım. Söyleyemezsin, keserim. Desene ben de söyleyemem. Hangi rakam var ki oradan başlayacaksın? Buraya kadar yazacaksın. Beşer öyle bir rakam bilmiyor daha. Bediüzzaman diyor, eğer güney kutbu ile kuzey kutbu arasında şu saman yolu ve kainattaki bir kısım yıldızların arasındaki uzaklığı ifade etmek üzere rakam yazsanız o uzaklığı ifade edemez, sığmaz o büyük. Öyle ki birbirinden uzak. Çok acil bir şey. O misali tekrar hatırlayın, hakikaten Amerika'ya çok anlattık ya size de. Gittik de biz hakikaten. San Francisco'da ben dershaneye gittim. Buranın dörtte biri kadar bir salon. Salonun her tarafı resim. Girdim içeri, ya ne yapmışsınız burayı dedim ya. Dedim hocam hayırdır. Tavan olduğu gibi dediler. Nedir tavan? Dedim hocam şu oku görüyor musun? Dedim görüyorum. O ok ne? Dediler hocam bu tavan kainat. Bilinen kadarıyla. Ya ok ne? Ok bizim güneş sisteminin içinde bulunduğu saman yolu. Peki bu duvar ne? Bu duvar da bizim saman yolu. E bizim güneş sistemi nerede? Dedi şu okun gösterdiği ince nokta. Acık bir şey. Peki şu duvar? Bu duvar da güneş sistemi. Bizim yer nerede? O da işte şu okla gösterilen nokta. Dedim ya bizim dünya nerede? Dünya da bu duvar dedi. Yahu benim memleketim Çünküş ne? O yok da Türkiye şu noktada. Çok acık bir şey. Hiç unutmuyorum yani, çok da tekrar ediyorum. Allah'a bir nihayetsiz uzaklık içinde, aynı zamanda, aynı kuvvet, aynı tarz, aynı fıtrat sikkesi, aynı şekilde beraber noksansız tasarruf ediyor ve büyük kuvvetle taşmıyor, taşırmıyor. Bir anarşi de çıkarmıyor. İşte Kur'an'ın mevzusu, kainattaki bu ilahi sanattaki intizamlar can. Mümkün mü yetişmesi yahu? Muntazam üsluplarıyla Kur'an, bunu tefsir ettikleri halde manzum olmamasının sebebi bu. Ayetlerin her bir necmi, her bir ayeti bir yıldıza benzetiyor. Vezin kaydı altına girmeyin. Vezini biliyorsunuz da, hece vezni, aruz vezni. Ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun. Tıpkı semadaki yıldızlar gibi. Biliyorsun o kainat kitabının yıldızları, Kur'an'ın ayetleri de Kur'an kitabının ayetleri. Ve kardeşi olsun ve madenlerinde aralarında mevcut münasebeti maneviyeye rabıta olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hattı münasebet, münasebet hattı teşkil etsin. Güya serbest olan her bir ayetin, serbest dediği yani vezinli değil, şiir gibi nazım değil, ekser ayetlere bakan birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir. İmam-ı Azam okumuş, koskoca hukuk külliyatını ortaya koymuş, üstadım Kur'an demiş. Fahrettin Razi okumuş, koskoca 30 ciltlik tefsirini yazmış, üstadım Kur'an demiş. İbn Sina okumuş, El Kanun fi Tıbbı yazmış. Acık bir şey ya. Felsefeyle alakalı ciltlerle kitabını yazmış. Bütün tenkitlere rağmen üstadım Kur'an demiş. Haftada bir defa Kur'an hatmediyormuş. Demişler sana kafir diyenler var. Demiş ya dünyada ben Müslüman değilsem dünya Müslüman gelmemiş demiş. Öyle de yani yine üstadım Kur'an demiş. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi Sure-i İhlas içinde hani kul huvallahu ehad 36 Sure-i İhlas miktarınca her biri zil ecniha olan çok kanatları bulunan 6 cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilmi tevhid bulunur.
ve tazammın ediyor. Bakın bunu okuyalım. 25. sözde bunu açıklıyor. Gerçi oraya geleceğiz ama ne olur ne olmaz. Ömrümüz kafi olmaz. Okuyalım biz yine. Şuradan bakın. Bir misal veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Misali şu. Allah Allah. Kur'an'ın kelamları ve cümleleri de birbirine bakıyor. Mesela kul huvallahu ehad'de altı cümle var. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Altı cümle. Ha kul huve'yi bakın. Ha kul huvallahı ayrı bir cümle kabul etti Bediüzzaman. Kul huvallah. Bir, ehad, iki, Allahu samet, üç, lem yelid, dört, lem yulet, beş ve lem yekun lehu kufuven ehad, altı. Şimdi, üçü müsbet, üçü menfi. Kul huvallah. De ki ya Muhammed. Arapçada burada Bediüzzaman bunu açıklıyor, hüve müddesi. Diyor ki, teayyün var. Ne demek teayyün var? Yaşa. Şimdi Arapçada normal olarak Türkçede de öyledir. Bütün dillerde öyledir. Hüve zamirdir orada. Zamirin zikredilebilmesi için o zamirin yöneldiği ismin daha önce geçmesi lazım. Anladın değil mi? Daha önce geçmesi lazım. Peki geçmeden de zamir kullanılabilir mi? Elbet. Şimdi biliyorsunuz mutlak kemale masruf olursun. Hüve dedin mi? Kainatın neresini okursan oku. Allah diyor sen o diyor. O. Onun için Bediüzzaman hüve nüktesinde bu manayı açıklıyor. Şimdi o Allah'tır. Bu müsbet olan birinsin. İki, ehaddir. Ehaddir. Zatındaki ehadiyet, birlik, vahdet. Üç, samettir. Bütün kainat ona mühtaç ama o hiçbir şeye mühtaç değildir. Üç tane müsbet olan. Bir de lem yelid, doğmamıştır. Değil mi? Ve velem yulet. Yani ne doğurmuş ne de doğurulmuştur. İkisi iki tane menfi. Bir de velem yekul lehu kufuven ehad. Ve onun eşi benzeri de hiç yoktur. Şimdi bu. Altı mertebeyi tevhidi, tevhidin altı mertebesini ispat etmekle beraber şirkin de altı çeşidini reddeder. Bu sure. Onun için İhlas suresi kıymetli. Her bir cümlesi öteki cümlelere hem delil olur hem netice olur. Burası için okuduk zaten. Yıldızlar gibi canım. Çünkü her bir cümlenin iki manası var. Bir mana ile netice olur, bir mana ile delil olur. Demek sure-i İhlas'ta 30 sure İhlas kadar muntazam, birbirini ispat eder delillerden mürekkep sureler var. Mesela bir misal okuyacağız. Kul ya Muhammed, huvallah. Kainatın halikı ancak Allah. Niye? Li'annehu ehad. Sıfatlarıyla, esmasıyla, o tektir tek. Ehadiyet-i zatiyyesi var. Li'annehu samet. Allah olabilmenin bir şartı da çünkü o samettir. Her şeye ona mühtaç olacak. Hiçbir şey ye o mühtaç olmayacak. Çünkü lem yelid doğurmamış. Lem yulet doğurulmamış. Ve hiçbir eşi benzeri de olmamış. Bu beşi onun aynı zamanda delili manasında böyle altı 30 tane sure-i İhlas çıkarıyor. Yani burada teşbihi anlayabildik mi bilemiyorum. Manidar bir teşbih. Diyor ki nasıl ki semadaki yıldızlar böyle sıraya dizilmemiş. İntizamsız vaziyette duruyorlar. Serbest. Rezim kaydı altına girmemişler. Çünkü her bir yıldız diğer yıldızlara bakan bir gözü olmasa sebebiyle her bir yıldız sanki semanın merkezi. Aynen öyle de Kur'an ayetleri de öyle. Rezim kaydına girmiyor. Serbest. Nazım değil. Çünkü her bir ayetin Kur'an'ın 6000 küsur diğer ayetlerine bakar birer gözü var. Sanki ayetlerin merkezi o. Acip bir şey. Acip bir şey. Evet. Nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların sureten aden intizamı
Hani semada güya intizamsız gibi görünüyorlar. Adem intizamı cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyin. Her birisi ekser yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i muhitasındaki, kendi dairesindeki birer birer her bir yıldıza mevcudat beynindeki nispet-i hafiyeye, o gizli münasebete işaret olarak birer hattı münasebet uzatıyor. Güya her bir tek yıldız semada necmi ayet gibi, Kur'an'ın ayetlerinin yıldızları gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. İşte intizamsızlık içinde kemali intizamı görürüz. İbret al ve mâ allemnâhu şi'a. Biz o peygamberimiz olan Hazreti Muhammed'e Kur'an adı altında şiir öğretmedik. Ve mâ yendagîne. Ona yakışan da şiir değildi. Bu ayetin bir sırrını bil. Hem ve mâ yendagîne. Ona yakışmazdı da. Sırrını da bununla anla ki şiirin şanı küçük ve sönük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Mübarek Kanuni vefat etmiş, vah çiçekler diyor. Gördünüz mü boyunlarını eğmişler, ağlıyorlar Kanuni'ye. Ulan baki ne hakkın var bütün kainatı bir Kanuni'nin yüzünden mahzun göstermeye senin? Şiirin özelliği. Şiirin özelliği. Aman yarabbim. Mesela halbuki Kur'an'ın hakikatleri o kadar büyük ki, âli ki, şimdi şiirde küçük hakikatler büyütülür. Halbuki Kur'an'ın hakikatleri o kadar büyük ki, Kur'an küçük hakikatlara ancak küçük küçük işaretlerle yetiniyor. İşte ileride okuyacağız, uçak misalinde olduğu gibi. Uçak dese ki diyor, ey Kur'an, bana da bir söz hakkı var için, ver içinde. Yani benden de bahset. Diyecek ki diyor yahu. Diyecek, ne diyecek diyor? Eğer büyüklüğüne güvenip diyor. Eğer büyüklüğüne güvenip benden söz hakkı istiyorsan. Yıldızlar var ya, yıldızların yanında. Ne hızın yetişir ne boyun yetişir onlara ki. Onlar varken ben senden nasıl bahsedeyim? Eğer sanat noktayı nazarından benden söz hakkı istiyorsan, elektronik cihazlar falan var bende diyorsan, evet, bir sinek onu susturur. Der ki ulan benim kanadımdaki sanat senin nerede var ya? Açık bir şey. Onun için, evet buyurun. Havalimanı bile istemiyor ya. Çok enteresan bir şey. Bu mana çok önemli yani. Hakikaten bu mana var ya. Halbuki Kur'an'ın hakikatleri o kadar büyük, âli, parlak ve revnaktardır ki, nuranidir ki, en büyük ve parlak hayalle o hakikatlere nispet edilse gayet küçük ve sönük kalır. Bir misal verir misin diyor dediği zaman. Mesela öyle bir misal ki canım. Öyle bir misal ki. Şimdi adam kulak burun boğaz mutasisi anlatıyor işte. Kolu o Latince kelimeler kullanıyor ya doktorlar. Adam diyor yutmuştur bu ya. Ulan yuttu bir avuç kadar şu kulak ya. Merhamet et. Tamam yine takdir ederim de. Laka luka anlattı yavuz kulak. Onun da özünü bilmez. Evet. Şimdi ama Kur'an-ı Kerim. Tabii onu küçümsemiyoruz. Yanlış anlamayın yani. Mukayese için. Bir de Kur'an-ı Kerim'e bak. يَوْمَ نَحْوِ السَّمَا كَتَيِّ السِّجِلِّ الْقُدُ. Kıyamet günü biz şu uzaktan seyredip durduğunuz semayı var ya, bir, çok enteresan, bir, kitabın yaprakları gibi türeyiz. Kıyamet yapacağız. Hani bir katip önünde bir Kur'an okur veya bir kitap okur. Misafir geldiği zaman ya kaldır da şunu. Kıyamet o Cenab-ı Hak. Aman ya.
veya bir bohçanın uçları gibi kaldırıyor. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَا كَتَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُ. O kitapların böyle bürünmesi gibi yani biraz. O kadar kolay bizim için. يُوْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَز۪يسًا. Aman yarabbim, geceyi gündüze böyle takipçi vermiş. Öyle takipçi ki, istekli, iştahlı, arzulu bir şekilde gece gündüzü istiyor. Bir an vaktini kaçırmaz. Anlaşıldı değil mi? Ben şimdi bilgisayarıma dedim ya şu fiilisti yap. Şimdi otomatik fiilist çıkarmışlar. O da ayrı bir güzellik tabii. Ondan sonra. Tabii 3 saattir yapıyor, yapamadı. Ben neyse buraya geldim. Telefon ettim dedi ya yapamadım. Vallahi hocam dedi kafası karışmış. Yaptığı da 250 sayfalık fiilist yani. Gittim ki kafa durmuş kalmış. Ya 250 sayfa. Cenab-ı Hak bakın yani. Bir misal daha. Ya gördün mü? Ben işte filan devlete gittim de öyle şahane adli sistemi var ki. Nasıl? Bir suçlu suçlu olduğu zaman anında yakalanıyor. Hemen tutuklanıp götürülüyor mahkemeye. Anlatılır mı? Ne şahane bir adalet sistemi falan. Kainattaki adalet sistemi hiç gördün mü sen? Kur'an-ı Kerim buyuruyor. اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدًا فَاِلَّهُ الْجَمِيَهُ لَفِنَّا وَمُحْبَرُونَ. Cenab-ı Hak için öyle radyodan, televizyondan ilana suçlular gelin yakalanın. 35 bin kişilik ordumuz işte. Bir iki tane serserinin peşinde şu an. Eşkıyanın peşinde. Ne sıkıntılar çekiyormuş. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Acı bir şey. Bir sayhayı vahide ve bütün suçlular huzur-u ilahide erken çekiyor. Verin bakalım insanınız. Göreceksiniz. Muhtarun cel bile getirilmek demek biliyorsunuz. Mahkeme-i Kübra'ya gibi hadsiz hakikatları buna şahittir. Kur'an'ın her bir ayeti birer Necmi Sakıp gibi böyle ışığı delip geçen o harika yıldızlar gibi icaz ve hidayet nurunu neşire küfrün zulümatını ve karanlıklarını nasıl dağıttığını görmek ve zevk etmek istersen kendini o asrı cahiliyette farz et. Cahiliyet dönemi. Öyle bugün tam kıymeti anlaşılmıyor. Yine de anlaşılıyor da. Tabii yine bugün de cahiliyet döneminde fazla fark edilemeyecek haller yok değil. O cahiliyet asrında ve o sahra-i bedeviyette, bedeviyet sahrasında farz et ki her şey zulmet-i cehil ve gaflet altında, gafletin ve cehaletin, aman ya Rabbi, zulmet perdesi altında, karanlığı altında perde-i cumut ve tabiata sarılmış. Donmuş kalmış, her şey tabiat. Niçin? Yağmur niye yağıyor? İnsan kim yaratıyor? Nereye gidiyor bu beşeriyet? Nereden geliyor? Bu soruların cevabı bilim. Her şey gizli ve kapalı. Böyle bir anda, hayır hayır, birden Kur'an'ın o ulvi sadası ve sesinden, lisanından, kainat, gafletin ve cehaletin perdesi altından birdenbire çıkarılıp يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اَلْمَلِكِ الْقُدُّسِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ. Şu kainat ölü değil, şuursuz değil, sahipsiz değil. Ben ki göklerdeki ve yerdeki her şey Melik, Kuddus, Aziz ve Hakim isim ve sıfatlarına sahip olan Allah'ı tesbih ediyor. Onun sana teselidir. Gibi ayetleri işit bak. O ölmüş veya yatmış mevcudat-ı alem. Yatmış mevcudat-ı alem yüsebbihu sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, hüşyar oluyorlar, kıyam edip